Bir kez daha New York City'den size merhaba diyorum. Bu kez döviz piyasasını konuşmak istiyorum. Döviz piyasasında gerçekten büyük skandallar yaşanıyor. Bu videoyu sizi uyarmak için çekiyorum. Belki videolarımı seyredenler de takdir edeceklerdir. Böyle büyük iddialı manşetler atmayı sevmiyorum. Çok iddialı şeyler söylemeyi de sevmiyorum. Özellikle kimseyi itham etmekten de hoşlanmam. Ama gerçekten Türkiye artık esnek kur rejiminden ve serbest piyasadan çıkmak üzere. Halen piyasada gördüğünüz döviz kurları gerçekçi değil. Bunlar suni bir şekilde belirleniyor ve maalesef kamu otoritesi tarafından manipüle ediyor diyebilirim. Bu videoda söyleyeceğim hemen her şeyi de bu videonun altında gördüğünüz, çok hafifçe düzeltiyorum ekranı, bu videonun altında gördüğünüz referanslarda belgelendirebiliyorum. Dünya basını bunu konuşuyor. Ankara'da hiçbir şekilde bu iddiaları yalanlamadı. Yalanlarlarsa ben de bundan sonraki videomda bu yalanlamalardan bahsederim. Kararı siz verirsiniz. Olaylar şu şekilde başladı. Seçimden bir hafta önce Türk bankalarıyla Londra'daki bankaların birbirlerinden döviz ve Türk lirası alışverişi yaptıkları swap piyasasını kapattık. Çünkü bu piyasanın Türk lirası aleyhinde spekülasyon yapmak için kullanıldığı iddia ediliyordu. Halbuki böyle değildir. Bankaların bilançolarında zaman zaman döviz veya Türk lirası dengesizliği oluşur. Bu Londra'da da olur, İstanbul'da da. İki tarafta bu dengesizlikleri birbirlerinden döviz veya Türk lirası takas ederek düzeltirler. Bu birinci skandaldı. Meşru nedenlerle Türkiye'ye yatırım yapmak isteyenler, ticari ilişkileri olanlar ya da işte dediğim gibi bilanço dengesizliklerini düzeltmek isteyenler bir anda ödedikleri faizlerin gecelik %25'ten binlere tırmandığını gördüler. Çok canları yandı. Ve Türkiye'yi affetmediler. Bunu New York'taki görüşmelerinden de teyit edebiliyorum. İkinci skandal Merkez Bankası rezervlerinin muhasebeleştirilmesi konusunda oldu. Merkez Bankası Türk bankalarıyla yaptığı swap işlemlerini tam şeffaf olarak muhasebeleştirmiyor. Türk bankalarından borç aldığı, swap vasıtasıyla borç aldığı rezervleri doğru olarak göstermiyor. Çok basit bir şekilde söyleyeyim. Financial Times'da çıkan bir haberdir. Ben de güvendiğim ekonomistlerle yaptığım temaslardan öğreniyorum. Merkez Bankası'nın brüt ve net rezervleri haftalık bülteninde yayınlananın takriben 15 milyar dolar altındadır. Peki bu para nereye gidiyor diye sorarsanız işte üçüncü ve asıl en büyük skandal orada başlıyor. Bu para yine swap işlemleriyle kamu bankalarına borç veriliyor. Bunlar da gece Türkiye'nin kapalı olduğu saatlerde Asya piyasalarında dolar satarak Türk lirasının değerini suni olarak yükseltiyorlar. Bu tabii korkunç bir iddia. Nedeni de şu, kamu bankalarının döviz satmak gibi bir görevi yok. Tabii kamu bankalarının ve bütün bankaların döviz masaları vardır. Bunlar kar amacıyla ya da yine bilançolarındaki fazla dövizi tasfiye etmek amacıyla alıp satabilirler. Ama bu işlemler bu amacı gütmüyor. Bu işlemler Merkez Bankası'nın müdahale fonksiyonunu ikame etmek için yapılıyor. Tabii bu çok büyük bir iddia yani. Ben şahsen Atilla Yeşilad olarak böyle bir iddiayı yapamam. Bunun altından da kalkamam zaten. Ama Reuters, Financial Times, Bloomberg bunu yazıyor. CNBC bunu yazıyor. Daha da ötesi Cuma günü ben çoğu öğle yemeğinde ve 5'i de bireysel ziyaretlerde olmak üzere 22 yatırım bankası ve fon yönetim şirketinin temsilcileriyle görüştüm. Bunlardan iki tanesi ben sormadan kendileri teyit ettiler. Türk bankalarının, kamu bankalarının Asya saatlerinde aktif olarak dolar sattığını yüzüme söylediler. İsteyen mahkemeye de çıkarım. Şahitliğimi de yaparım. Bu satışların tutarı ne kadar diye soracak olursanız rakamı yine ben söylemiyorum. Reuters ve Financial Times'da sırf bu hafta 4,5 milyar dolar bizim bankalarımızın döviz sattığı iddia ediliyor.
Arkadaşlar bu korkunç bir rakamdır. Bu sayede Cuma günü biraz da Alman Das Bild gazetesinde çıkan Türkiye S-400'leri almaktan vazgeçti haberi sayesinde dolar TL kuru 6.25'lerden 5.98'e çekildi. Bu yüzden de kura suni diyorum. Reuters'de çıkan bir haberde adı verilmeyen bir yatırımcıya dayanılarak tam işte Türkiye kapanırken Amerikan piyasası açıldıktan sonra Cuma artık herkes evine gitmek üzere likit değil piyasa yani fazla işlem yok. Geldiler Türk bankaları dolar satıp her şeyi silip süpürdüler. Doları suni olarak düşürdüler ifadesine yer veriliyor. Yine aynı raporda aynı işlemin bazı emeklilik fonları vasıtasıyla Türkiye Türk lirası cinsinden bono ve tahvilde de yapıldı. Bu vasileyle faizlerin düşürüldüğü de iddia ediliyor. Bu ne eğer yapıldıysa bu ne yapılmış olabilir? Çünkü bu hafta hazinenin 17 milyar lira itfası var ve 14-15 milyar lira kadar da borçlanacak. Tabii borçlanırken piyasa faizleri ihale faizi için referans teşkil ediyor. Muhtemelen eğer böyle bir şey yapıldıysa daha ucuz faizden borçlanmak için yapılmıştır. Bütün bunlar çok tehlikeli. Birincisi dediğim gibi bizi Balkanlar, Kafkaslar, Orta Doğu'daki ve eski Sovyet Cumhuriyetlerinden ayıran, olumlu anlamda ayıran, yücelten en önemli özelliğimizden biri ve AKP'nin Türkiye'ye en büyük kazançlarından biri. Serbest piyasa rejiminin bütün kurum ve kurallarına sadık olmamızdı. Buraya gelen finansal yatırımcı olsun, ihracat yapan şirket olsun, Türkiye'de şirket satın alan bir kişi kurum olsun, Türkiye'nin batılı bir ülke gibi kurallara sadık kalacağını düşünüyor. Maalesef artık bunu kaybettik. Yani burası vahşi batı gibi görülüyor. Hani yarın ne olacağı belli değil. Böyle bir itibarı kaybetmek, burada kaybedeceğiniz veya kazanacağınız birkaç kuruşa kesinlikle değmez. Nitekim bakın rakamlara, hisse senedi piyasası pek etkilenmiyor böyle şeylerden. Yılbaşından beri düzenli olarak bono ve tahvil pazarında yabancılar satıp çıkıyorlar. Bir daha geri gelirler mi artık ben bilemiyorum. İkincisi dediğim gibi kesinlikle ben Merkez Bankası'nı ve kamu bankalarını böyle bir işlemle itham etmiyorum, suçlamıyorum. Bu kararlar hükümet tarafından veriliyor. Eğer ortada bir suç varsa, gayrimeşru bir davranış varsa bu hükümetin kabahatidir. Çok üzülerek söylüyorum bunu. Berat Albayrak'ı her zaman destekledim. Eğer onun bilgisi dahilinde yapılıyorsa bu kabul edilebilecek bir davranış değil. Şunu da anlıyorum. Siyaset sonuca varma müessesesidir. İşte Machiavelli söylemiş herhalde. Hedefler yöntemleri meşru kılar diye. Eğer Türk lirası üzerindeki baskı birkaç günle veyahut da hatta 23 Haziran seçimleriyle dahi sınırlı olsaydı bunu anlayabilirdim. Hani yine vicdanım sızlardı veyahut etik olarak yargılardım ama derdim ki ya işte ne yapalım Türkiye'de siyaset böyle. Yani İstanbul'u kazanmak için döviz kurunu düşük tutuyorlar. Bunu da el altından yapıyorlar. Keşke olmasaydı ama bu işler böyle yapılıyor derdim. Ama yok. Öyle bir şey de söz konusu değil. Çünkü ortada bir de S-400 sorunu var. Yani seçim herkesin sonuçları kabul edeceği şekilde sonlansa dahi Türk lirası üzerinde bu baskı bitmeyecek. Biraz önce yine Amerikan basınından bir basın mensubu beni aradı. Ve kendi şahsi görüşüdür. Amerikan hükümetinin eğer S-400'ler Türkiye'ye girerse kesin, özür dilerim, Amerikan Kongresi'nin, çok özür diliyorum, Amerikan Kongresi'nin kesin bir şekilde Türkiye'ye çok ağır yaptırımlar uygulayacağını söyledi. Ankara bir şekilde Trump'ın onları kurtaracağını zannediyor. Trump'ın böyle bir yetkisi yok. En fazla Kongre'nin önereceği yaptırımları hafifletebilir ama vazgeçemez bunlardan. Trump'ın niye böyle bir şey yapacağını da bilen yok. Böyle bir şey yapacağına dair bir işaret de vermedi zaten.
özetle söylemek gerekirse bu el altından yapılan satışlar birkaç gün piyasaları idare eder. Arkasından kamu bankaları swap'la da döviz bulamazlar. Peki ondan sonra ne olacak sorusuna kimse cevap veremiyor. Böyle olacağını iddia etmiyorum. Şunu da söylüyorum. Bankalarımız devlet güvencesi altındadır. Kesinlikle gidip dövizinizi çekmeye falan kalkmayın. Türkiye'nin dövizi bol zaten. Yani banka, özel bankaların burnundan döviz fışkırıyor. Ama yani bir noktadan sonra yabancılar bize kredi vermemeye başlar. Bu oyunun bir sonunu göremiyorum ben. Nereye kadar devam ettireceksiniz? Bakın bu swap hadisesi başladığında yani Türkiye Türk bankalarının swap yapmasını yasakladığı iddia edildiği zaman Türkiye Bankalar Birliği BDDK derhal açıklama yaparak bunun yalan olduğunu söylediler. Son iki haftadır bütün dünya basınında kamu bankalarının dövize müdahale ettiği yazılıyor. Ben bir tek yalanlama görmedim. Yani bunlar göz göre göre kör kör gözün parmağına ve bir hesap vermeme mantığıyla yapılıyor. Bunun da affedilecek yönü yok. Yani ben yaparım, size ne oluyor kardeşim deniyor. Bir kurnazlık, bir oyun, bir kandırma. Eğer herkesi kandırabiliyorsanız hadi bir noktaya kadar affedilebilir. Ama artık herkes sizin ne yaptığınızı biliyorsa ve bu yaptığınız hatalar da Türk lirasının satılma sebebi ise bunu yapmakta niye ısrar ediyorsunuz ben anlamakta kesinlikle yani çok zorlanıyorum. Peki diyeceksiniz ki ne yapsınlar kardeşim kur gidiyor, kurun gitmesi enflasyonu yükseltir. İşte şirketlerin bir sürü döviz borcu var, bunların ödenmesi güçlenir. Çok basit yöntemleri var. Merkez Bankası faiz arttırır. Seçimlerden önce arttırılmaz demeyin. Geçen sene Mayıs'ta arttırıldı. 24 Haziran seçimlerinden önce. İkincisi, bugün yine herkesin bildiği ama söylemediği gerçek. Türk bankalarının TL mevduata ödediği faiz de devlet belirliyor artık. Serbest piyasa mekanizması orada da ortadan kalktı. O faiz de %22 ya da %22,5. O tavanı kaldırırsınız. Türk bankaları ihtiyaçlarına göre TL mevduat faizi belirlerler. Türk vatandaşları daha fazla döviz satın almaz. En azından Türk lirasından kaçışın bir nedenini ortadan kaldırırsınız. Ve Türk lirası üzerinde baskılar biraz daha hafifler. Özetle söylemek gerekirse gerçekten çok incitici ve utanç verici bir durumdayız. Sonuç vermeyecek bir durumdayız. Eğer Türk lirası üzerindeki baskılar S-400, benim düşündüğüm gibi S-400 kriziyle bağlantılıysa, yani kamu bankalarının ya da merkezin rezervi bu işe yetmez, bu işe mani olmaya. Daha da önemlisi sizin açınızdan, ben dolar alın, döviz alın, TL alın diye hiçbir şey söylemiyorum. Yapmayacağım da asla hayatımda. Ama her gün işte çeşitli web sitelerinde ya da döviz bürolarında duvarda gördüğünüz kurlar gerçekleri yansıtmıyor arkadaşlar. Bunlar maalesef kamu müdahalesiyle sunuyor olarak belirlenen kurlardır. Lütfen döviz Türk lirası tercihinizi yaparken bunu göz önünde bulundurun ve siz hükümet düşünmüyorsa siz düşünün bu işin sonu nereye varacak. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İnşallah gelecek hafta sonu Türkiye'de resmi mekanımız olan Kemerburgaz'da çekim yapmak üzere hepinize iyi haftalar diliyorum.